Merhaba arkadaşlar bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle ve dinleyebilirsiniz arkadaşlar Tabii ki de herkes için güzel bir hafta olsun temennisiyle başlamak istiyorum. Yüreğinizdeki sıkıntıları ve niyetleri bilmiyorum. Ama herkes bambaşka dertlerle sınanıyor. Uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımız da dedikten sonra. Şöyle gördüklerimi de size gösteriyor olacağım. Bol nazar var. Hani öyle böyle değil yani. Bu nazar sizi artık kendi yolunuzdan da şaşırtır. Baş ağrısı da yapar. Sıkıntı da oldurur. Yani böyle yüreğim aşındı kazındı. Artık ne yapacağımı bilemedim demişsiniz. Altı rakamını elinizde tutuyorsunuz. E harfi de hemen arkanızda duruyor. İki kişi kafa kafaya konuşuyorsunuz ama ipler inceldiği yerden kopsun kafasında açıkçası. Yani aranızda bir ip var ve o ipte zaten çok da şey değil nasıl söyleyebilirim çok da sağlam değil şimdi ejderha gibi bir püskürtmeniz var birisine artık ağız dolusu bir şeyler söylemek niyetindesiniz çünkü size neyi neden yaşattığını aslında biliyorsunuz şimdi iki kişi kafa kafaya vermiş konuşuyorsunuz şurada ama eee Hani bakıyorsunuz ki artık o size gelmiyor. O sizin yanınızda durmuyor. O zaman ben daha fazla senin için kendimi burada feda edemeyeceğim der gibi arkanızda bırakmışsınız. Yani ekme akıllı akıl olmaz misali birazcık tepkiniz var. Her ne yaşanmışsa aslında bu belirsizlikler son zamanlarda daha şekil alır olmaya başlamış. Mesela burada tüten bir ocak görüyorum. 1, 2, 3 kişi aslında bu konuda birbirleriyle ne diyelim ona bu üç kişi birbirleriyle e, artık tamam diyor gibi burası aslında. Ama gel gör ki e, şey hali var. Bir kişiyi sen de katılacaksın diye zordan dahil etmişsiniz yani birisi ediliyor. Resmen yerde sürünen birisini kafasından tutup kaldırmaya çalışan birisini görüyorum ve diyor ki burası senin hayatında. Hmm, sen resmen bu işe katılmak zorundasın. Katılacaksın. E, kaçmaya çalışıyor yani birisi resmen. Bayağı tüy tüymeye çalışmak var burada. Ama biri sıkı sıkı tutmuş. Hadi bakalım biz dört kişi olacağız burada der gibi. Ve de zaten artık bu belirsizlikler netleşmiş. Yani sanki siz o kaçandan e, gidenden kaygılıymışsınız. E, ve... Artık eli mahkum kalmış. O yüzden de sizin içiniz bir nebze de olsa daha rahatlamış gibi duruyor. Resmen rahatlamış gibi duruyor. Şimdi aldığınız haberler var burada. Hmm. Bir kere yarım kavatası çıkmış. Baş bölgesinden sıkıntı yaşayan kim var? Acaba tansiyon sıkıntısı mı yaşadı bir bir zaman? Yani şöyle yakın bir vadede hem de geçtiğimiz hafta. Yani baş bölgesinden takıntılı birisi ne diyelim ister buna takıntı yapmış bir insan sizin e, etrafınızda var ya da sağlık sıkıntısı yaşamış bir kişi sizin etrafınızda oluşmuş diyebiliriz arkadaşlar resmen diyorsunuz ki e, ben kafama bunu taktı ve ben bunu çözeceğim diyorsunuz e, bir tane koruduğunuz insanların bulunduğu bir kayık kayığa koymuşsunuz ve insanlar artık kurtarmaya yani sanki sen benim ailem misin sizi buradan gönderiyorum bu işi halledip geliyorum der gibi önden göndermişsiniz anahtarınız ayağınızın altında çünkü engel olmaya çalışan bir insan bu anahtarla alakalı şey yapacak hadi bakalım çözüyorum diyecek ve sonunda sen bunu aşacaksın zaten şimdiki şimdiki gündemin aldığın hak edişin anahtarınla alakalı önünde engel olan kişiyi aşıp aileni önden gönderdiğin yani korumakla mükellef olduğun insanların Im, korumaya çalıştığın bir durum diyor burası şimdi bir kere ay çok da güzel kalbiniz oluşmuş ya 18 yazıyor bir de yani aslında şöyle 18 yani şurada 2 günden bahsetmiyor aslında 18 gün sonradan bahsediyor baya 18 gün sonrasından bahsediyor bir tane dala konmuş iki tane insan gibi çıkmışsınız burada. Yani aslında sevdiğin insanla sen ee, sonunda sükuneti sağlarsın da sağlayana kadar biraz yorulacağın özellikle 10 gündür harekete geçtiğin öncesindeki belirsizliklerin netleştiği en azından elde var bir diyorsun en azından biliyorum diyorsun aslında. Önündeki engel olmaya çalışan kişiyle de vereceğim mücadelem var. Bir hafta 10 günün var. Fakat her şeyin sonucu 18 güne çıkar demiş. 18 gün sonrasında da açıkçası bir dalda bildiğiniz kumru gibi görünüyorsunuz. Ee, o yüzden de hmm. al ha ha haş harfi var burada şey harfi var. Hmm, 18'den sonra yani 18 gün sonra haş ve şey harflerinin yan yana durup bir dalda oh be dediğini görüyorum arabanız çıkmış baya hareketli bir 15 gününüz var ya sabır diyin arkadaşlar çünkü sonrası yani aslında burada Ekim ayı itibariyle diyeceğimiz bir zaman dilimi var hani böyle daha hedeflerine ulaşmışsın e, daha ne istediğini biliyorsun e, dolayısıyla da şey hali var. Hmm, resmen, ee, şimdi konuşulacağını bildiğin için umursamayacaksın. Sen kendi işine odaklan o kadar demiş burası resmen. Başka bir şey değil senden istediğim der gibi. O yüzden e, diyebilirim ki e, konuşulacaksınız da pelerinli bir şekilde ilerliyorsunuz. Hani artık engelleri açtık çok şükür de kalan da tamam dediğiniz bir şey. Yani aslında falın enerjisi zaten sen odaklandığın konudan alacak mısın cevabı almayacak mısındı? Evet cevabı aldım ve alıyorsun diyor. Yani aslında kazanıyorsun sen diyor. Sonrasında insanların bildiğin insanların seni e, bir şekilde konuştuğu etti ama zaten diyorsun ki ben zaten biliyordum bu insanların beni konuşacağını. Ben onları hiç takmıyorum. Hayatının kalitesi, hayatın etkilenmez. Önce onu söyleyeyim. Özellikle aslında ilk söyleyeceğim şey o. Şimdi e, bir dileğim var. Bu dileği böyle hamur yoğuruyormuşsun teknede gibi çıkmışsın. Aslında daha dün dilemedin gibi yani emek vererek e, emek ve, verdiğini söylüyor aslında burası. Yani aslında diyor ki senin hayatında e, dün dilediğin işte ne diyelim buna yani dilediğin zaten. zaten dilediğin yani. Hmm, zaten dilemiş olduğum bir şeyin artık ekim sonu, kasım başı gibi. Ay çok güzel birbirinize yaklaşırsınız bir de. İki kişi için mi dilediniz bilemedim. Biriniz gelecekten, biriniz geçmişten geliyormuşsunuz da ikinizin de ortadaki ortak noktada buluşup orta yerde karşılaşmasıyla alakalı bildiğiniz bir şey hali var. Ne diyelim ona? Hmm. Yani dileğinin gerçekleşmesi var. Ve tertemiz. Baya çok niyetlemişsiniz. Baya. Baya çok istediğim bir şeydi benim demişsiniz gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar birisi R yapıyor siz bu dileği gerçekleştirirken yapar geri adım atacak. Siz zaten e, baktığınız dileğinizden o kadar eminsiniz ki hani böyle ağırlık kaldırırsın da şampiyon olmuşsun da kollarını yukarıda tutarsın ya öyle tutuyorsun. Konuşulmaya devam edeceksin ama zaten diyorum ya asla takılmayacaksınız arkadaşlar zerre sizin hayatınızı etkileyecek konuşmalar değil. Eğer çok takılırsanız depresyona bile girersiniz. O kadar da çok insanın gözü var açıkçası bu aldığınız haberde ya da yaptığınız sonuçta işte elde ettiğiniz durumla neyse artık bu durum. Evet. Şimdi bir insan elindeki bir şey gösterip kanıtlamaya çalışıyor. Yani aslında Resmen bak bu benimdi de dercesini elinde tutmaya çalışmış. Tamam o senindi anladık. Sonra iki kişi kafa kafaya vermişsiniz ve bir ee, konuşma yapmışsınız. Aslında sen bir kişiyle konuşmak üzere gidip biriyle konuşuyorsun. Diyorsun ki gelsen amcamla konuşalım biz bak bu iş böyle olmayacak. Nitekim senin yanındaki insan da senin gibi düşünmüş. Gitmiş birisiyle konuşmuşsunuz ikiniz olarak konuşmuşsunuz. Ee, ve birisini yanlıştan döndürüyorsunuz burada. Yani yaptığı yanlışı tam kurtarmak gibi bir durum var açıkçası. Şimdi işle ilgili kalkanınız var. Millet size böyle yuh diye şey çekemediğinden bir şeyler atıyor, laf atıyor, söz atıyor, sataşıyor. İşte bir şekilde çekemiyor ya hani sen de bunu biliyorsun çekemediğini. İşte ama sen şey yapıyorsun böyle boşver ya deyip böyle resmen kalkanınla korunuyorsun, kendini koruyorsun aslında burada. Sonra aşk hayatla bakıyorum, ev hayatınızın yani aslında konuşulan bu iki kişiyle konuşup da işte bir yere gitmeniz, sonra bir çizgi çizmeniz var çünkü. Ne zaman ki o çizgiyi çiziyorsunuz aile birliğinde de o zaman huzur oluşuyor. Hani o yüzden aile birliğinizi sağlayan anne babalar karşı taraf işte erkek tarafı kız tarafı gibi dediğiniz bir durumla mı alakalı olduğu içindir bilmiyorum. Ama ne zaman ki bir çizgi çiziyorsunuz işte o zaman e, rahatlamaya başlamışsınız şeklinde görünüyor genel anlamıyla daha rahatlamış bir süreç sizin olacak gözünüz var mı var konuşanınız var mı var ama siz asla takılmak zorun, e, takılmayın ısrarla bak aynı şeyleri tekrar etmiş burada e, çünkü konuşulacağınız en az 3 ayınız var neden bilmiyorum bu eylül ayındaki olay sizin için e, önemli ama milletin de gözünde kalan bir şey bu Hani o yüzden şey diyebilirim size arkadaşlar neyi üstesinden gelmiş olursunuz bu e, Eylül sonunda onu anlayamıyorum hani 18 gün sonra hatta anlayamıyorum ama milletin çok yerinizde olmak isteyeceği bir şey bu önce onu söyleyeyim size baya baya e, gözü kaldırmayacak şimdi iş yerinde önün açık ailede huzuru aile içerisinde bulduktan sonra daha çok çatı çıkmış bildiniz ben sizi evlendiririm yani bekar arkadaşlarım varsa ben sizi evlendiririm ee, onu söyleyebilirim A harfindeki bir kişiyle baya yakınlaşmanız çıkmış hani evladınızla anne kız baba kız bilmiyorum bir şekilde anne oğul baba kız anne kız falandır ama neticede e, burada bir rahatlama haliniz var hala konuşulacaksınız bakın bak bak bak, bak. bunlar var ya şöyle göstereyim bak. Devam ediyor yani şu hiçbir şey demek arkadaşlar. Şuralara bakmak. Bak şuradan başlıyor görüyor musunuz? Hiçbir şey demek. Bu sizin boş sizi çekemeyen haz, hazımsız insanların sizin hayatınızla alakalı gerçekten fesatlığından ötürü yani. <laughs> Sadece fesatlığından dolayı resmen ee, bir rahatlama durumunuz olacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. O yüzden takılmayacaksınız. Onlar zaten çok Fesat insanlardı deyip geçeceksiniz. Başka türlü de olmaz zaten onu söyleyebilirim. Şimdi birer tane kar seçeceğim. Bolluk bereketinizi simgeleyen iş yeriyle ilgili denge kartınızı göstermiş. Sen insanlara takılmayacaksın. Onlar sana belki laf atacaklar çirkince belki iftira atacaklar. Ama sen şemsiyeni açacak gardını almış dengeni kurmuş. Yani mantığını bak. Duygulara kapılıp gidersen öfkelenebilir hata yapabilirsin. Ama mantığını devrede tuttuğun sürece sana zarar veremezler. Vaat edilenlerin gerçekleşmemesinden dolayı gel gidelim amcamla konuşalım dediniz de gittiniz konuştunuz. Ama bir sınır çizdiniz. Ne zaman ki sınır çizildi artık bu insanın sözünü tutmayacağını belki de benim bilmek benimsemekle de bağlantılıdır onu da bilemem ama netice itibariyle artık önünü açtığın açtığın onları geride bıraktığın bir aile ilişkilerin olur ki bu senin evliliğine nasıl yansıyacak? Resmen evlilik kartı çıktı. Evlilik kartı bir kutlamadır. Doğru insanla bir birlikteliktir. Yuvanda mutlusun demektir. Çoluk çocuk aile keyfi yani yerinde demektir. Dolayısıyla ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bugün ailenizin de uğraştığı ne diyelim ona? İşte bir kayınvalide kayınpeder ilişkisi midir? Belki. İşte senin annen benim annem midir? Belki. Hani anlatabildim mi? Hani senin teyzen bunu dedi, benim yengem bunu yapmadı. Yani bir el alem varsa, özellikle evliliğinizin içinde bu süreci yaşıyorsanız, kesinlikle size tavsiyem boşvermeniz. boş vermeniz, kesinlikle takılmamanız. Çünkü evliliğinizi zedeler sonrasında zaten toparlamış olacaksınız. E demek ki şudur. Boş ver ya. Niye boş boşuna yuvanı sen e, huzursuz hale getiresin ki? Diyorum. O yüzden yolunuz açık. Evlilik kartı çıktı. E, bekarlarımız evlensin istiyorsa tabii ki de bir an önce inşallah hayırlı insanlarla karşılaşıp hayırlı bir yuva kurmanızı gönülden diliyorum. Bu falan o yüzden niyetlendiyseniz evet kısmetli bir insanla beraberleriniz olacak demektir diyorum. Güzel bir hafta olsun. hepimiz hakkında da hayırlı olan olsun diyorum arkadaşlar. Öncelikle bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Bunu da zaten sizin sayenizde yapabiliyorum. O yüzden şunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten kimden bir dileğiniz var? Kimden ee, yani bir şekilde zarar gördünüz? Gerçekten bilemem ama şunu biliyorum. Yani beddua ederek aslında hiçbir yere varamıyor insanoğlu. Ben de diyorum ki İlahi adaleti teslim edin. Yani ilahi adaleti teslim ederseniz aslında e, şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Yapanın yanına kar kalmıyor ki. Sen bugün sınavını veriyorsun ama o da mutlaka bedelini ödeyecek bu yaptıklarının. Yarına kalabilir ama yanına kalmayacak. İçini rahat tut o yüzden. Geçmiştekilerini aşabildiğin gibi de sesinden geleceksin. Sen rahat ol. Sadece sabır etmelisin. Yani beddua edip bir de depresyona girecek şekilde umudunu yitirirsen zaten aslında sen de kendine kötülük yapmış olacaksın. Kendine bu kötülüğü yapma diyorum. Ee, güzel günler ileride inşallah. geçmişe açtığın gibi bunun da üstesinden geleceksin elbette ki. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başta sağlık her şeyin başı. Hastalarımıza bolca şifalar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.